Emekli olduktan sonra da aşçı olarak çalışıyordu Mustafa Polat. İşçilere sahur hazırlamak istedi. 68 yaşındaki Polat çakmağı çaktığı anda ortalık bir anda cehenneme döndü. Yaşlı adam mutlak bir ölümden ağır yanıklarla kurtuldu. Hiç merak etme, eğlenir, yaraları eğlenir. Çırayı yaktım ki sobaya koyayım, çaktığımı biliyorum. Komple bina patladı da havaya kaldırdı beni. Yere düştüm. Yüzü, kolları sargılı, acılar içinde. Sahur için yemek hazırlarken mutfağa dolan gaz bomba gibi patladı. 68 yaşındaki Mustafa Polat şans eseri kurtuldu. Allah'ıma çok şükür ki canın sağ. Hayatta bak sağsın. Öyle de var hiç canım benim. Hayatım benim bitmiş. Ey olsa da daha. Emekli Mustafa Polat 3 yıl önce Oltu'da bir maden ocağında aşçı olarak çalışmaya başladı. Gece vardiyasındaki işçilere sahur hazırlamak için Ramazan'ın ilk günü ocağı yakmaya çalıştı. Ocak yanmadı. Kuzunaya dedim odun koyayım da şey yapayım. Onun üzerinde isidim. Mutfak tüpü gaz kaçırıyordu ama Polat'ın içeri sızan gazdan haberi yoktu. Çakmağa çakmasıyla ortalığın cehenneme dönmesi bir oldu. Ona diyelim bana ne oldu ki böyle dirdeyim. Oturdum oturduktan sonra baktım ateşin içindeyim. Ula ben yanacağım ha nereden çıkayım? Can havliyle yaşlı adam kendini dışarı attı. Baktım bir ses gelir dışarıda. Mustafa dayı neredesin? Mustafa dayı ne oldu sana? Nasılsın? Bir şey var mı? Dedim elimle üzüm sızdır dedim. Bedeninde ikinci derece yanıklar olan Mustafa Polat hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alındı. Eşi de başucunda onu teselli etmeye başladı. Hiç merak etme, eğlenir, yaraları eğlenir. Nellet olsun paranın. Paraya ben biz parayı... Benim hayatım söndü, hayat. Bitmişim. Biteydim, canım çıkaydı bundan iyi. Yanara burada can verseydim ben ne yapardım? Mustafa Polat'ın 12 gündür tedavisi sürüyor. Yaşlı adam acılarının ve yanıklarının geçmesini bekliyor.